الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمين بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yaklaşan mübarek Kurban Bayramı'nın alametleri, işaretleri ve bereketlerinin göründüğü şu sıralarda elbette ki bu günlerin ve bu dakikaların ehemmiyetini, önemini, değerini, lüzumunu mevzu bahsetmek ve cemaat-i müslimin arasında bu günlerde bu hususların konuşulması, sohbet edilmesi, konu edilmesi gerekli. Ancak bunlar tabii ki temel meseleler, asıl meseleler anlaşılmadan, temel mevzular halledilmeden bu konuların, bu mevzuların da anlaşılması mümkün olmuyor. Ve iş nerede olursa olsun gelip asıl meseleye, itikadi meselelere dayanıyor. Temel mesele dediğimiz imana taalluk eden, İtikada taalluk eden meseleler tabii. Her şeyin temeli, esası itikada, inanca, imana, inanmaya dayanıyor. İnanmayan bir insana itikadi meselelerde yeterli bilgiye ve enerjiye sahip olmayan bir insana ne yaparsanız yapın netice almanız mümkün değil. Kurban kesmek ameli bir harekettir. Amele taalluk eden bir şeydir. Bayram namazını kılmak yine ameli bir iştir. Ama her birisi ayrı ayrı itikadi temele oturması lazım. İmana taalluk eden hususlarda zemini sağlam tutmak lazım. Eğer ibadet olacaksa ve bundan da bir sevap umuluyorsa, ki ibadetlerden maksat sevaptır, sevaptan maksat da Allah'ın rızasını kazanmaktır, o zaman bu işin esaslarına, usullerine ve temelde uyulması icap eden hususlara tam anlamıyla riayet edilmesi lazım. Onun için bugün bu hususlarda bizatihi kurbanın veya kurban bayramının teferruatı ile değil de kurbanın ve kurban bayramının taalluk ettiği asıl meseleler ve gerçekten Müslümanların bugün çok büyük çapta ihmal ettikleri birkaç hususu ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar sohbet tarihi ile arz etmeyi düşündüm. Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi her vesileyle, her vasıtayla rızasına, rahmetine ve cennetine nail eylesin inşallah. Efendiler, öyle meseleler var ki bütün peygamberler dediğimiz sayısını gerçek olarak Hazreti Allah biliyor. Ne kadar peygamber geldiğini kesin olarak bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa bazı kaynaklarda 124 bin peygamber denmektedir. 124 bin peygamberin geldiği söylenmekte ama yine hakikatini, mahiyetini Allahu Azimüşşan bilir diyoruz. Çünkü hiçbir kavim, hiçbir topluluk, hiçbir cemaat, cemiyet yok ki onlara peygamber gelmiş olmasın da deniyor Kur'an'da. Bu toplulukların sayılarını bilen yok. Bu kavimlerin, kabilelerin, aşiretlerin
cemaatlerin, cemiyetlerin sayısını bilemediğimiz için bunlara ne kadar peygamber geldiğini de tespit etmek mümkün değil. Ama bildiğimiz kadarıyla 124 bin peygamber gelmiştir ve bunların getirdikleri meseleler, ortak meseleler, bütün peygamberlerde aynen devam eden, aynen ilan edilen, bildirilen ortak meselelerden birisi de işte bugün mevzu bahsedeceğimiz hususlardan birisidir. Niçin kurban kesiyoruz? Niçin kurban bayramına hazırlanıyoruz? Bunların dayandığı temeller nelerdir? Bunların dayandığı asıl meseleler hangileridir? Bütün bunlar bu hususlarda, bu konunun etrafında yapılan açıklamalarla meydana çıkacak ve inşallah zihinlerimizde kapalı kalan bazı hususlarda açıklanmış olacak. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, görüldüğü gibi bu 124 bin peygamberin, Kur'an'da da isimleri bildirilen 28 peygamberin getirdiği ortak meselelerden, hepsinde de aynen bildirilen, belirtilen mevzulardan birisi de istikbal meselesidir. İstikbal. Bugün dünya Müslümanlarının en çok hata ettiği, yanlış değerlendirdiği, eksik hareket ettiği hususların başında da bu geliyor. İstikbal meselesi. Gerçi bu kelimeyi kullanıyoruz. Dilimizde, lisanımızda oldukça yaygın bir kelime, kullanılan bir kelime, istikbal, gelecek konusu. Fakat sokakta yürüyen insanlardan herhangi birine yaklaşıp da sorsanız, beyefendi, istikbalden ne anlıyorsunuz? İstikbal deyince aklınıza ne geliyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorsanız, göreceksiniz ki 100 kişide 99'u Kur'an'dan hariç, sünnetten hariç cevaplar vereceklerdir. Yanlış değerlendireceklerdir. Biz bunu yakinen görüyoruz. O halde temel esaslardan birisi olarak istikbal deyince ne anlamamız lazım? Müslümanların anlamak zorunda oldukları mana nedir? Gaye nedir? Ve bu hususta Kur'an'daki, sünnet-i Muhammediye'deki meseleler, ayetler, hadisler, izahlar ne şekilde tecelli ediyor? Bütün bunlar hakikaten değil bir cuma sohbeti, birkaç konferans şeklinde topluma aktarılacak meseleler ihtiva ediyor. Efendiler, Kur'an-ı Mübin mümini anlatırken, Müslümanı anlatırken daha en başta Fatiha Sure-i Şerifesinden hemen sonra ikinci sayfada yer alan Bakara Suresinin en baştaki ayetlerinde Rabbimiz mümini tarif ederken, mümini tavsif yani sıfatlandırırken, anlatırken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ tabirini kullanıyor. اَلَّذ۪ينَ o müminler, o müttakiler öyle kimselerdir ki يُؤْمِنُونَ inanırlar. بِالْغَيْبِ gayba inanırlar. Gayba iman ederler. Gayb demek malumunuz gözle görülmeyen, elle tutulmayan, gözle görülemeyen alemler, alametler, bir cümle gözlerin göremediği, duyu organlarının yakalayamadığı şeylerin hepsine birden gayb kelimesi ifade edilmiş. Gaybi manalar. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ müminler o kimselerdir ki gayba iman ederler. Gözleriyle görmedikleri halde bazı esaslara iman ederler. Demek ki aziz müminler, istikbal de, esas konumuzu teşkil eden istikbal de, gözlerimizle göremediğimiz halde inanmak zorunda olduğumuz hususlardan birisidir. Geleceğimiz, istikbalimiz görülen şeylerden değildir. Henüz görünmemiş, tecelli etmemiştir.
gelecektir, ileride olacaktır. İstikbal demek ileride olacak demektir. Henüz olmamış demektir. Şu anda, şu halde olmamış, fakat gelecekte, ileride olacak şey istikbal. Ama o nedir? Onu değerlendirmek hususunda yanlışımız var, eksiğimiz var. Ve Müslümanların başka insanlardan ayrıldığı en mühim noktalardan birisi bu. İstikbal meselesi. İstikbalin ne olduğunu anlamak hususu, Müslümanları gayrimüslimlerine ayıran en mühim özelliklerden birisi. İşte bunu da اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ayeti çok güzel açıklıyor. Müminler öyle kimselerdir ki onlar gözleriyle görmedikleri varlıklara, alemlere inanırlar. Gözlerimizle göremediğimiz halde inandığımız şeyler nelerdir? Evvela Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Allahu Azimüşşan'ı gözle görmek mümkün değildir. Ama Allah'a sonsuz hamdü sena olsun ki iman etmişiz. Âmentü billahi dediğimiz nedir? Duyu organlarımızla tespiti mümkün olmayan bir kudretin varlığına iman etmiş olduğumuzu gösteriyor. Ve melâiketihi Allah'ın meleklerine. Melekler de duyu organlarıyla tespiti mümkün olmayan varlıklar. Gözlerimizle göremediğimiz varlıklar. Yani gayba taalluk eden meseleler. Gayb demek gözle görülmeyen. O halde demek ki iman esaslarından pek çoğu hele bu asırda, bu devirde yaşayan müminler için iman esaslarının 124 bin peygamberin getirdiği iman esaslarının hemen tamamı gayba, yani gözle görülmeyen hususlara taalluk ediyor. Ve kütübihi, o kitapların da tabi Allah katından geliş şekli, Cebrail namındaki peygamberlere vahiy getiren, kitap getiren, ayetleri taşıyan melek de gözle görülemeyen bir varlık olmak haysiyetiyle o da gayba taalluk ediyor. Ve rusulihi, Allah'ın peygamberleri, biz hiçbir peygamberi görmedik. Ve biz hiçbir peygamberi görmeden iman ettik. Bizim için peygamberler de gayba taalluk eden meselelerden. Hiçbirimiz görmüş de öyle inanmış değiliz. Görmeden inanmışız. Ve bil yevmil ahiri, ahiret gününe, yani dünyadan sonraki hayata, dünyadan sonra tecelli edecek ebedi hayata, yani ahirete de iman etmişiz. O da gayba taalluk eden meselelerden. Gözle görülen bir şey değil. Tespiti mümkün değil. Enini boyunu ölçmek mümkün değil. Ahiret nedir? Ölçemezsiniz. Ahiret nedir? Tespit edemezsiniz. Şu kadardır, şöyledir diyemezsiniz. Çünkü gayba bağlı, gözle görülemeyen, gözlerimizle yakalamamız mümkün olmayan alemlerden oluyor. O halde muhterem müminler, demek ki müminleri, Müslümanları diğer insanlardan ayıran, gayrimüslimlerden farklı hale getiren temel meseleler, imana taalluk eden meseleler başta yer alıyor. Demek ki bütün özelliğimiz, Müslümanların hususiyetleri, Müslümanların şahsiyetleri, Müslümanların karakterleri, Müslümanların kabiliyetleri, Müslümanların emniyetleri, Müslümanların ehliyetleri, Müslümanların kişilikleri ve kimlikleri imanlarına taalluk ediyor. Müslümanların itimatları, güvenleri yine bu iman esaslarına dayanıyor. Bugün Müslümanlar arasında güven kalmamışsa, birbirlerine itimat edemiyorlarsa, Müslümanlar bir araya gelemiyorlarsa, anlaşamıyorlarsa, dünyevi meseleler etrafında kavga ediyorlarsa, birbirleriyle çekişiyorlarsa, çatışıyorlarsa, temel meselelerdeki eksiklerden ortaya çıkıyor. Hatayı, noksanlığı burada aramak lazım. Müslümanlar arasında aldatmalar,
yalanlar, yanlışlar artıyorsa, artmışsa, Müslümanlar sözlerinde durmuyorlarsa, Müslümanlar ahde vefa etmiyorlarsa, Müslümanların çekleri, senetleri ciddiyetini kaybetmişse, temelde ahirete olan imanın sarsılmasından mesele doğmaktadır. Hatayı buradan almak lazım. Asıl meselelerde noksanlık başlıyor. Onlar işin en sonunda meydana gelen neticeler. Fakat temelde, esasta büyük noksanlıklar var. İş adamlarımızın yaptıkları işlerin çürüklüğünde, ürettikleri malların neticede haklarını vermemiş olmalarında ve bütün bu yaşadığımız hayatın olumsuzlukları, bütün bunalımların, sıkıntıların, insanlar arasındaki geçimsizliklerin, kavgaların, davaların temelinde kesinlikle ahirete olan imanın sarsılmasından kaynaklandığını göreceksiniz. Evvela oradan başlıyor mesele. Hiç başka yerde aramayın. Hiç başka yerde aramamak lazım bu eksiklerin, bu noksanlıkların, bu bunalımların sebebi. Temel oraya dayanıyor. Çünkü istikbal konusunda yanlış değerlere, yanlış yorumlara, yanlış izahlara saptırılmışız. İstikbal deyince neyi kastediyoruz? Evvela bu hususu müzakere etmemiz lazım. Evvela bu hususu ele almak lazım. İstikbalden maksadınız dünya hayatı mıdır Müslümanlar? Ey Müslüman, istikbal deyince sen dünya hayatını mı anlıyorsun? Önce buradan yola çıkmak lazım. İslam'a göre, Allah'ın kitabına göre, Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünnetine göre, sünnette istikbal meselesi dünya ile alakalı mesele değil. Esas istikbal öldükten sonra dirilmeyi, dirildikten sonra hesap gününde hesap vermeyi, hesap gününde de başarıyla hesabını verip bir Müslümanın cennete girmesidir istikbal. İstikbalimiz budur. Bütün peygamberlerin getirdiği temel meselelerde işte bu nokta vardır. Peygamberlerin getirdiği sistemin, imanın, terbiyenin dışına çıkan toplumlar bütün hususiyetlerini kaybetmişlerdir. Bütün şahsiyetlerini kaybetmişlerdir, benliklerini kaybetmişlerdir. Bugün insanlar alınıp satılan eşya haline gelmişlerse, sözünde durmamışlarsa, kişiliklerini kaybetmişlerse, şahsiyetle yitirmişlerse, milletvekilleri, devlet bakanları, cumhurbaşkanları, iş adamları, sanayiciler, gazeteciler, basın mensupları adeta hem aldatıyor, aldatılıyorlarsa, alınıp satılıyorlarsa, yalan söylüyorlarsa, vatandaşı aldatıyorlarsa, halkı yanıltıyorlarsa, temelde ahirete olan imanın yokluğu ve istikbal kelimesinde ve manasında meydana gelen yanlışlıktan doğmaktadır. Bunu böyle anlamak lazım. Bunu böyle düşünmek lazım. Hayatının hesabını vereceğine, hayatının hesabını hesap gününde yevme yakumul hesab diye devamlı dilimizden düşürmediğimiz hesap gününde hayatının hesabını verecek olan, vermeye inanmış olan bir insanın dünya hayatında hesapsız davranması mümkün müdür? Hesapsız konuşması mümkün müdür? Evvela bizim felaketimiz buradan başlıyor. Rastgele konuşmak, rastgele iş yapmak, yapmayacağını söylemek, verdiği sözde durmamak, hepsi imansızlık alametidir. Ahirete olan imandaki eksiklikten doğmaktadır. Rabbimiz ne buyuruyor? وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Hiçbir insanın ağzından çıkan kelime yoktur ki onu murakabe altında tutan melekler tarafından kayda geçirilmesin diyor. Allah'ın ayeti bu. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ Ağzınızdan çıkan her kelime اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
murakabe, yani sizi kontrol altında tutan melekler tarafından ağzımızdan çıkan her kelime kayda geçiriliyor. Biz böyle inanmak zorundayız. Kur'an böyle inanmamızı telkin ediyor. Böyle inanmayan bir kimse ebediyen Müslüman olamaz. Ağzından çıkan her kelimenin banda geçtiğini, kayda alındığını kabul etmeyen, tasdik etmeyen bir kişi vallahi Müslüman olamaz. Ayet ne sabit? Murakip melekler var. Hayrımızı ve şerrimizi yazan melekler olduğunu ta temelde çocuklara amentü'yü anlatırken anlatmıyor muyuz? Demek ki Müslüman toplulukların çözülmesinde, bozulmasında, kokuşmasında, yıkılmasında evvela temel itikadi meselelerin yıkılması mevcuttur. Evvela bizi itikaden yıkmışlar. İnanılması gereken meselelerde evvela bizi tahribata uğratmışlar. Ondan sonra rahat rahat yıkıma zemin bulmuşlardır. İtikaden yıkılmayan, ahlaken yıkılmayan bir milleti kimse yıkamaz. Hadise bundan ibarettir. Eğer bugün yapılan inşaatlar yıkılıyorsa, inşaat adam 5 kat, 7 kat, 10 kat neyse bina inşa ediyor. Müteahhit adam, iş adamı ve bu bina vaktinden evvel, hesaplanandan evvel çöküyorsa, çatlıyorsa, bozuluyorsa, bir tarafı göçüyorsa, bunu yapan adamın imanı göçtüğünden dolayı göçmektedir. Bunu yapan müteahhit hayatının hesabını Allah'a vereceğine inansaydı, binanın hesabını sağlam yapardı. Çakılın hesabını, demirin hesabını, kumun hesabını, malzemenin hesabını yaparken ahiret gününde yaptığı her şeyin hesabını Allah'a vereceğine tam manasıyla inansaydı, imanında zafiyet olmasaydı, yaptığı binada da zafiyet olmayacaktı. Yaptığı inşaattaki zafiyet, imanındaki zafiyeti gösteriyor. Hadise bu. Ve ayakta kalamayışımızın sebebi de budur. Şimdi tarihe bakıyoruz. Osmanlı İslam Devleti 3 kıta üzerinde 640 sene kalmış. Dehşet veren bir hadise. Yeryüzünün en güçlü, en kudretli devletlerinin başında tarihte Roma İmparatorluğu geliyor. Romanium Imperium, Roma İmparatorluğu, Sezar falan filan. Hepsini duydunuz. Dünyanın en güçlü, en militarist, yani orducu, silahlı kuvvetlere dayanan en kuvvetli devletlerin, hükümdarlıkların, cihangirliğin başında Roma İmparatorluğu geliyor. Yeryüzünde 194 sene ancak kalabilmiş. O da zulümle, baskıyla, silahla, askerle. Osmanlı Devleti 3 kıta üzerinde 640 sene kalmış. Ve bir tek insanın burnu kanamamış. Niye? Osmanlı Devleti'nin başındaki hükümdarlar ahirete inanan insanlardı. Bir kişinin burnu kanarsa ebedi hayatını kaybederim, istikbalim mahvolur, cehennemde kalırım diye korkuyorlardı. Bu imana dayanan bir sistem. Ve tabii bu inancın, bu itikadın neticesi adalettir. Dünyayı ahirete hazırlanmak için bir vesile sayıyorlardı. Dünyada olmanın maksadı, dünyada yaşamanın gayesi, ahirette ebedi saadeti temin etmek maksadına matuftu. Dünya gaye değildi. Evvelce Müslümanların itikadında, inancında dünya gaye değildi. Dünya vasıtaydı. Amaç değildi, gaye değildi. Gaye, dünyayı vasıta ederek ebedi saadeti, ebedi istikbali kazanmaktı. Bugünkü insanların gayesi dünya. Halbuki dünya gaye değil. Eğer dünya insanların gayesi olsaydı, gaye dünyada mal kazanmak, eşya toplamak, zengin olmak, gayrimenkullere sahip olmak, yalılara, köşklere sahip olmak olsaydı, gaye bu olsaydı, hiç kimsenin ölmemesi lazımdı, o villasından, yalısından, köşkünden çıkartılıp da mezarlığa götürülmemesi lazımdı. Halbuki gidiyorlar. Hem de niçin götürüyorsunuz diyemiyorum.
ölür ölmez apar topar herkes tapusu kendinde bulunduğu evinden çıkartılıp götürülmüyor mu? Kimse itiraz edebiliyor mu? Kimse karşı... Demek ki dünya gaye değildir. Dünya, asıl varlığımızın sebebi dünya değil. Biz burada kalmak için gelmedik. İstikbalimiz dünya değil. İstikbalimiz dünyalık değil. Dünyadan başka bir aleme gidiyoruz. İstikbal burada yok. İstikbal dünyadan sonra başlıyor. İşte bizim yanlışlarımız burada. Eğitim sistemlerimiz bu yanlışa dayandırılmış. Milli eğitim sistemi tamamen yanlış temeller üzerine oturtulmuştur. Sık sık söylüyorum, ilkokullarda 5 sene çocuklara ezberletiliyor. Her sabah okulun bahçesinde okul müdürü veyahut da sınıf öğretmeni tarafından yavrulara, Müslüman Türk milletinin çocuklarına papağan gibi söylettiriliyor. Nedir? Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Bakın bu lafların gerisinde yetişen nesle bakın. Bu sözleri 5 sene söyleye söyleye ilkokulu bitiren, sonra ortaokulu bitiren, sonra liseyi bitiren, sonra üniversiteyi bitiren neslimize bakın. Sağlam tek insan bulamayacaksınız. Nerede doğruluk, nerede dürüstlük, nerede büyüklerine saygı, nerede küçüklerini korumak, nerede böyle bir nesil? Demek ki bu sözlerin gerisinde ebedi hayata olan itikadın hayatının hesabını vereceğine göre hayatın düzenlenmemiş olması ve bu boşluk, bu uçurum neslimizi bugünkü perişan hale getirmiştir. O halde demek ki bu itikadi afiyetin ortadan kaldırılması lazım. Bu halledilmeden hiçbir şey halledilemez. Cemaat-i Müslimi'nin bu itikadi boşluğu, imana taalluk eden zafiyeti halledilmeden hiçbir şeyin halli mümkün değil. Temel meselelerde Müslümanlara ittifak etmesi lazım. Efendiler, dünyayı nasıl telakki etmeliyiz? Dünyayı nasıl kabullenmeliyiz? Kur'an-ı Kerim bunu bize açıklıyor. Başkasından talimat almaya gerek yok. Kur'an-ı Mübin ne diyor? فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Bakın, Türkçemizde kullandığımız kelimeler ayet-i kerimelerde yer almış. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, bakın Kur'an'da. Dünya hayatı demek. Dünyada yaşadığımız hayatın adına dünya hayatı deniyor. Ama ne diyor Kur'an-ı Mübin? فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ. Sizi aldatmasın dünya hayatı. Ne demek bu? Dünyada devamlı kalacak değilsiniz. Dünyadan gideceksiniz demektir. Siz dünyaya, dünyada kalmak için gelmediniz. Ey varlığıyla övünen, servetiyle gururlanan, mülkiyetiyle aleme yukarıdan bakan insanlar, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Böyle kalacak değilsiniz. Gençseniz gençliğiniz gidecek. Varlıklıysanız bir gün varlığınızdan ayrılacaksınız. Bakın İslam'ın telkinatına bakın. İşte buralarda eksiğimiz var bizim. Buralardan başlıyor bütün felaketlerin başlangıcı. Bu noktalardaki zafiyetten başlıyor ümmeti Muhammed'in musibeti. Neredeyse ümmeti Muhammed'i tanımak mümkün değil. Ümmeti Muhammed elbette terbiyesini, ahlakını, inancını, kabiliyetini, karakterini İslam'dan alması lazım gelirken görülüyor ki İslam'dan uzaklaşa uzaklaşa gayrimüslim topluluklardan yaşayış bakımından adeta farksız hale geldik. Bakın tarihimize, ebedi hayata, istikbal anlayışıyla, istikbal inancı içinde yaşayan o müminler, mümin ecdadımız, dünyayı gördüğünüz gibi eserlerle donatmışlar. Tarihte bugün iftihar ettiğimiz, övündüğümüz bütün eserlerin temelinde işte bu iman yatıyor.
Düşünün mesela bir Mimar Sinan'ı düşünün. Mimar Sinan normal bir insan gibi yaşamış ama nasıl bir imana, nasıl bir inanca, istikbal imanına, ahiret imanına sahiptir ki dünya hayatını elinden alınmadan önce, dünyadan göçmeden önce, bir gün bu hayattan çekip gideceğim diye inanmış olmasının neticesi olarak hayatını öyle değerlendirmiş ki, hayatında yapmış olduğu eserlerin sayısı 444 esere ulaşıyor. Camiler, çeşmeler, köprüler, kervansaraylar, imarethaneler, aşhaneler, şifahaneler, vakıflar, 444 esere imza atmış. Ben öldükten sonra arkamdan hayır gelsin, ebedi hayatı bulayım, Allah'ın rızasına ereyim, cennete gireyim diye dünyada bir an boş vakitte hiç geçirmemiş. İnanmasaydı böyle olur mu? Ve bizim bugün övündüğümüz, iftihar ettiğimiz bütün eserler işte o imanın mahsulü olarak tecelli etmiştir. O zamandan kalmıştı. Bugün temelde böyle bir iman boşluğu itikat zafiyeti olduğu içindir ki gördüğünüz gibi hiçbir kayda değer bir varlığa ve bir esere sahip değiliz. Herkes dünyasını başa almış, sanki ebediyen burada kalacakmış gibi, hiç gitmeyecekmiş gibi, hayru hasenata hiç ihtiyacı yokmuş gibi, hatta ahiret yokmuş gibi, hayatının hesabını vermeyecekmiş gibi bir hayat yaşamaktayız. Sanki musalla taşından kalkanlar bizim aramızdan gitmiyorlarmış gibi, fezadan gelip fezaya gidiyorlarmış gibi adeta ebedi hayatı unutmuş görünüyoruz. Hesapsız yaşıyoruz. Muhasebesiz yaşıyoruz. Amel defterine herhangi bir kayda değer bir şey düşürmeden yaşıyoruz. Ve bütün bunlar gide gide topluma sirayet ediyor. Birbirine baka baka bu insanlar aynı gafletin, aynı cehaletin, aynı hıyanetin numunesi haline geliyorlar. Ve toplum hızla bozuluyor, cemiyet bozuluyor, cemaat bozuluyor. Halbuki Kur'an-ı Mübin bu hususlarda ümmet-i Muhammed'i muazzam ikaz ediyor, irşad ediyor. Ve bu yanlış tutumumuzu, yanlış davranışımızı, yanlış yaşayışımızı devamlı ikaz ederek bizi uyarmaya çalışıyor. Fakat insanlar alabildiğine nefis neyi arzu ederse, insanın keyfi ve zevki neyi arzu ederse o istikamete doğru akıp gitmekteyiz. Fakat neticeyi değiştirmek mümkün değil. Hiç kimse kabir kapısını kapatamıyor. Hiç kimse ölüm denen akıbetten kaçamıyor. Sonu netice itibariyle dünyadan gitmekten başka bir şey olmuyor. Ama olan yine kendisine oluyor. Hazırlıksız ölüyor, tedarisiz ölüyor, hayru hasenatsız ölüyor ve öbür alemde istikbal denilen asıl alemde bomboş, sermayesiz, manasız, davasız, sevdasız, gayesiz bir ömrün sorumlusu olarak mahşere geliyor. Bugün bakın zaman zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük zenginlerine bakın. İsimleri sizce malum, hepimize malum. Bakın bu zenginlere. Milyarların sahipleri, trilyoner olmuşlardır. Nice fabrikaların sahipleri, nice sanayi tesislerin sahipleri, şirketlerin sahipleri, holdinglerin sahipleri, nefisleri neyi arzu etmişlerse yapmışlar. Nereye gitmek istiyorsa nefsi gitmiş. Görülmesi gereken dünyada hangi kıtada bir yer varsa uçaktan atlamış gitmiş. Fakat bu büyük zenginler, isimleri sizce bilinen zenginlerin daha hiçbir tanesi Beytullah'a, Hazreti Muhammed Mustafa'nın türbesine gitmemişler. Niye? Adamlarda iman zafiyeti var. Dünyayı değerlendirmeleri yanlış. İstikbal anlayışları yanlış. Hesapları yanlış adamların. Bütün dünyayı dolaşmışlar,
Fakat Habibullah'ın bulunduğu Ravza-i Mutahhere'ye gitmemişler. Holdinglerin sahipleri, milyarların sahipleri. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi, arayın göreceksiniz ki temelde ve bil yevmil ahiri, ahiret gününe inanmadıkları için böyle olmaktadır. Dünyayı ebedi zannediyorlar. Varlıklarını ebedi zannediyorlar. Buradan gitmeyecekmiş gibi düşünüyorlar. Kültür yanlış, bilgi yanlış, düşünce sistemleri yanlış, aldıkları terbiye yanlış bu adamların, temel yanlış. Elbet böyle olacak. O halde aziz müminler, muhterem Müslümanlar, فَلَا تَغُرَّنِّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا işte bize bunu ifade ediyor. Ve dünya hayatına aldanmayın, gururlanmayın, kibirlenmeyin derken bu manayı aşılıyor. Onun için aramızda bu yanlış düşünce içinde olan, yanlış değerlendirme durumunda olan kardeşlerimiz inşallah yoktur. Eğer çevremizde, mahallemizde, muhitimizde, dostlarımızın arasında bu gibi insanlar varsa lütfen ikaz edin. Merhametle ikaz edin. Bu fani hayatı bu şekilde tüketip gitmesinler. Muhabbetle ikaz edin. Merhametle ikaz edin. İrşad edin, anlatın, aydınlatın ki bu fani hayatı böyle boş, değersiz, manasız, gayesiz tüketmesinler. Bir bakıma çevremizdeki insanlara bu gerçekleri anlatmakla da mükellef bulunuyoruz. Duyduktan sonra, dinledikten sonra, anladıktan sonra aynı duyguları, aynı düşünceleri çevremize anlatmakla mükellefiz. Başka kim anlatacak? Bu doğruları, gerçekleri bilen her insan bildiğini, yakınlarını anlatmakla da mükellef. Susmamak lazım. Muhterem kardeşlerim, bakınız dünya itikadımıza göre istikbal değil. Asıl istikbalimiz dünyadan sonraki ebedi saadeti yakalama gayesine mahsus bulunuyor. Dünyayı bir vasıta olarak kabul etmek zorundayız. Mümin olmanın gereği budur. Müslüman olmanın şartı budur. Dünyayı gaye kabul etmeyeceksin. Dünya bir vasıtadır. Ne vasıtadır? Allah'ın rızasını kazanmaya, cenneti kazanmaya, cemalullahı kazanmaya, ebedi saadeti kazanmaya vasıtadır dünya. Böyle inanmadıkça dünyayı değerlendiremeyiz. Eşyayı değerlendiremeyiz. Takılır kalırız, sonunda hüsrana uğrayan biz oluruz. Sadi Şirazi bir misal veriyor. Büyük alim, büyük mütefekkir diyor ki, bazı köylerde eskiden pekmez yaparlarmış. Pekmez, dut ağacından ya üzümden, asmadan neyse pekmez yaparlar. Sonra da derinliği az olan kapların içerisine pekmezi koyarlar. Güneşin önünde daha iyi özleşsin diye güneşin önüne koyarlarmış. Damlarda, açık yerlerde güneşin önüne koyarlar ki o pekmez sakız gibi olsun, özleşsin. Bunu misal veriyor Sadi Şirazi, diyor ki o içinde pekmez bulunan ve güneşin önünde, güneşin altında daha da özleşsin diye konan o pekmez kaplarının, pekmez tepsilerinin girin yakınına bakın diyor ey insanlar. Bakın bakalım ne göreceksiniz. O pekmezin kıyısında, tepsinin içinde bulunan pekmezin kıyılarında saplanıp kalmış ve ölmüş yüzlerce sinek göreceksiniz, arı göreceksiniz. Arılar gelmiş, sinekler gelmiş ve o tepsinin kıyısından pekmeze, o tatlı olan şeye yaklaşmışlar. Fakat saplanıp kalmışlar ve ölmüşler. Bunlar niçin öldüler diyor bu sinekler. Bu arılar niçin öldüler pekmez tepsisinin kenarında? Zira bunlar öyle bir iştahla, öyle bir arzuyla bu pekmeze hücum ettiler ki diyor tatlıya, hallerine bakmadılar, gaflet içinde kaldılar, cirinlerine yani çatlarına,
yapılarına bakmadan o koca tepsideki pekmezi yutacakmış gibi saplandılar. Hepsi bizim olsun diye daldılar. Tamamını alırız diye daldılar. Fakat onların alacağı bir damlacıktı. Tedbirsiz girdiler, hesapsız girdiler, pekmez tepsisine saplanıp kaldılar, öldüler ve geberip gittiler diyor. Ey insan, sen dünyada ebedi kalmayacaksın, dünyaya tedbirsiz yaklaşma, hesapsız yaklaşma, hayatının hesabını vereceği kadar hayata saplan diyorlar. Yoksa yok olup gidiyor insanlar da. Olup bitenlerden ibret almak lazım. Hayatı çok iyi değerlendirmek lazım. Allah'ın bizden istediği şeyleri ihmal etmemek lazım. Birçok şeyler dünya için değil, dünyadayken ahiret için yapmamız lazım. Bakınız mesela ana rahminde hepinizin bildiği gibi çocuklar ana rahminde cenin dediğimiz cenin adıyla kitaplarda geçiyor. Ana rahminde dünyaya hazırlanan yavruları biliyorsunuz. Ana rahminde bulunan yavru, çocuk orası için hazırlanmıyor. Ana rahmindeki çocuğa göz veriliyor, ayak veriliyor, kulak veriliyor, dudak veriliyor, tırnak veriliyor ama hiçbirisi orası için değil. İki tane göz takılıyor ana rahmindeki çocuğa fakat gözler orası için değil. Çünkü orası karanlık. Güneş yok, bir şey yok ana rahminde. Göz bir işe yaramaz. Ana rahminde çocuğa ağız takılıyor. Ağız bir işe yaramıyor, orası için değil. Ağızdan beslenmiyor çocuk ana rahminde. Göbek hortumuyla besleniyor, annesinin kanıyla besleniyor. Ağza lüzum yok ana rahminde. Göze lüzum yok, ele lüzum yok, ayağa lüzum yok. Onlar ana rahmi için verilmiyor. Ne için veriliyor? Dünya denilen bir alem var. Çocuk oraya gelecek diye veriliyor. Ama o yavruya sorsan benim dünyam burasıdır zannedecek. Dünyadan haber olmadığı için benim dünyam burasıdır diyecek. Hayır, istese de istemese de orada kalmayacak. Doğum yaklaştığı zaman dünyaya gelecek ve bu elinde olmayacak. Aynen dünyayı böyle düşünmek mümkündür Müslümanlar. Biz de dünyada kalacak değiliz. Bize verilen vazifeler var. Namaz vazifesi var, oruç vazifesi var, hac ibadeti var, kurban kesmek vazifesi var, zekat vermek vazifesi var, cihat yapmak, bunlar dünya için değil. Ya bunlar dünyadayken ahirete hazırlanmak için verilmiş bunlar. Tıpkı ana rahmindeki çocuğa verilen gözler gibi. Göz verilmiş ama orası için değil. El verilmiş ama orası için değil. Kulak verilmiş ama ana rahmi için değil. Başka bir dünya için verilmiş, ona hazırlanıyor. Biz de dünyada aynen ana rahmindeki gibiyiz. Bütün bu vazifeler bize verilmiş ama dünya için değil, ebedi hayatı kazanalım, ahireti kazanalım, Allah'ın rahmetini kazanalım diye verilmiş. Burası için değil. Verilen servet imtihan için, verilen dünya imtihan için, malımız mülkümüz imtihan için, çoluk çocuk imtihan için, dünyada kalmak için değil, dünyada denenmek ve teslim olmak için verilmiştir. Aman işte bunları yanlış değerlendiriyoruz. Yanlış bir hesabın peşindeyiz. Yanlış eğitildik. Yanlış okutulduk. Yanlış tahsil ve terbiye gösterildi bize. Ve İslami olmayan manalarla büyüdük. Ve bugün birbirine güvenmeyen, birbirini sevemeyen, birbiriyle anlaşamayan, ortaklaşamayan ve birbirinden güvenini İtimadını sarsmış bulunan insanlar topluluğu haline geldik. Bugün hakikaten toplumda en az bulunan şey güven. Kimse kimseye güvenemiyor. Kimse sözünde durmuyor. Kimse ahdine vefa etmiyor. Yaparım diyor, yapmıyor. Yapacağım diyor, yapmıyor. Söz veriyor, yapmıyor. Milletvekilleri, parlamenterler, devlet bakanları, bil umum okumuş okumamış bütün insanlar adeta insanları gözünün içine baka baka aldatıyor. Sebebi nedir? İşte bu mevzuya dayanıyor. Bu noktaya dayanıyor. Bütün problemlerin, bütün zafiyetlerin, bütün sıkıntıların temeli itikada ve imana dayanıyor. Evvela oradan başlamak lazım. İşte mesela Rabbimiz nasip ederse
Kurban gününde kurban keseceğiz. Niçin kesiyoruz? Ne maksatla bu hayvanları kesiyoruz? Yine dönün dolaşın, göreceksiniz ki aynı mana gelip burada bütünleşecek. Allah'ın rızasını kazanmak ve bir hayrı yerine getirmek, bir emri yerine getirmek, çevremizdeki insanlarla bütünleşmek, paylaşmak, birleşmek, anlaşmak ve dünyada varlığımızın dünyada kalmayacağını, bir gün varlığımızdan koparılacağımızı, eşyamızdan ayrılacağımızı simgeleyen, işaretleyen en mühim ibadetlerden birisi de kurbandır. Ne yapıyorsunuz? Yığınla parayı verip aldığınız hayvanı, gerçi buralarda olmuyor, esas itibariyle kurbanı kurban kesmeye 10 gün kala alıp beslemek o kadar faziletli, o kadar sevap geliyor kitaplarımız. Bir kimse 10 gün kala bayrama, 10 gün kala bir koç alsa veyahut da ortaklaşarak aldıkları bir sığırı 10 gün evvel alsalar da besleseler, 10 gün müddetle sanki yüzlerce dervişin istiğfar etmesi gibi sahibine o hayvan istiğfar eder diyor. Her an istiğfar halindedir. Şehirlerde bu olmuyor tabi. Nerede besleyeceksin, nerede bakacaksın? Ama para verip aldığımız bu hayvanı, kendimize mal ettiğimiz bu hayvanı Allah'ın emriyle kesmenin manasını anlıyorsunuz. Nedir bu? Bu bir sembol gibi, işaret halinde. Ya Rabbi, sen emrettin, ben bu hayvanı kesiyorum. Emrettiğin için kesiyorum. İbadet olsun diye, senin rızanı kazanayım diye kesiyorum. Günün birinde nasıl ki bu hayvan senin emrinle, benim de vasıtamla dünyadan ayrılıyorsa, bir günde Azrail gelip beni dünyadan ayıracaktır diyorsun. Onu temsil ediyor. Nasıl ki sen kurbanını kesiyorsan ve onun hayatına son veriyorsan, hiç anlamadığın bir zamanda, hazırlıksız bir anda Azrail de, Allah'ın vazifeni kıldığı melek de gelip seni hayattan ayırmayacak mı? Gitmeyecek misin? O halde kurban keserken nefsini kurban etmeyen, kurban keserken şehvetinin arzusunu kurban etmeyen insan hakikate kurban kesmiş değil, hayvan kesmiştir. Hayvan kesmek ayrı bir şey, kurban kesmek ayrı bir şeydir. Manası bakımından. Ey kurban kesen kardeşim, sen haddi zatında işaret olarak kestiğin bir kurbandır, hayvandır ama sen nefsinin arzularını kesmekle mükellefsin. Sen de bir gün kestiğin kurban gibi dünyadan ayrılacaksın, eşyadan ayrılacaksın, varlığından ayrılacaksın. O halde Allah'ın dediği yolda yürümezsen senden kurban olmaz manası saklıdır. Bu mana temsil ediliyor. Yoksa mücerred bir hayvan kesmek istenmemiştir. Asıl gaye temsilidir. Telkin mahiyeti vardır. Ve kurban kesen Müslümanlara, hatta mümkün olsa da diyor kitaplarımız, herkes kurbanını kendi kesse, kurbanını kendisinin kesmesi lazım. Esas becerebiliyorsa, yapabiliyorsa tabii. En faziletlisi budur. Niye? Kendisi bilsin ki hayattan ayrılmayı bizzat görsün gözüyle, bunun sırrına ersin, manasına ersin, hakikatine ulaşsın. Kendisi kesemiyorsa, kesmeye vekil ettiği adam, kesen adam kimse, o hayvanı keserken sağ elini kurbanın üstüne koysun diyor alimlerimiz. Yine mana buraya dayanıyor. Ey kurban sahibi, kurbanını kesemiyorsan, kurbanın kesilirken sağ elini kurbanın üzerine koy diyor alimler. Niye? Ta ki sen günün birinde sen de bu dünyadan ayrılacağını anlayasın. O kesilen kurbandan sana da mana sirayet etsin. Sen de o temsili manadan pay alasın. Yoksa kurban kesmekten mücerred mana et temin etmek değildir. Et meydana getirmek ve et toplamak manası yoktur. Allah-u Teala'ya yakın olmanın ve kesilen hayvan ile nefislerimizden
keyfimizden ve zevkimizden ve bir günde dünyadan ayrılacağımızı nefsimize telkin etmektir. Bunun içindir ki kurban kesmenin fıkhıyla alakalı bütün hususlar bu noktaya bağlanmıştır. Mesela diyelim ki bir sığır alacaksınız, ortaklaşa almak istiyorsunuz tabii. Bir sığıra yahut deveye diyelim, 7 kişiden fazla ortak olmuyor malumunuz. 7 kişiyi aşmayacak. Din-i İslam öyle tespit etmiş. Neden 7 kişi? Onun da izahı oldukça geniş. 7 rakamının çok yeri var İslam'da. 7. Haftanın günleri 7. Sure-i Fatiha'nın ayet sayısı 7. Efendim cennetin kapıları 7. Böyle 7 rakamı uzayıp gidiyor. Dinde çok yeri var. Her neyse. 7 kişi ortak olabilir en fazla. 6 da olabilir, 5 de olabilir, 4 de, 3 de, 2 de, 1 kişi de bir sığır alıp kesebilir. Ama ortak olacaklarsa fıkıh kitaplarımız diyor ki kaç kişi ortak olacaksa sığıra, bu ortak olanların hepsi de kurban kesmek niyetiyle ortak olacaklar. Allah'a yakın olmak ve Allah'ın emrini yerine getirmek ve kurban kesmek niyetiyle, kurbanlık niyetiyle ortak olacaklar. Bu ortaklardan birisi fırsat varken ben de ortak olayım da daha fazla et temin edeyim, daha çok et sağlayayım diye ortak olursa hem kendisinin ve hem de diğer ortakların kurbanı batıl olur, hiçbirisi kurban kesmiş olmaz bu kitaplarımız. Niyet çok önemlidir, bakınız. Tersili manadır işte bu. Et toplamak maksadı yok. O ikinci plandadır. Kurban kesmekten maksat et, vallahi ikinci plandadır. Birinci planda telkindir. Nefse yönelik bir hadsedir. Ete yönelik bir iş değil. Bu çok önemli. Çünkü bunu anlatmak istemiştir. Kurbanın temelinde duyuyorsunuz Hazreti İbrahim var. Oğlu İsmail'i kurban adamıştı. Rabbimiz onların teslimiyetini çok sevdi. Oğlu İsmail'i tereddütsüz Allah yolunda kurban etmek gayretini ve faaliyetini öylesine takdir etti ki Rabbimiz, insan evladının, insan yavrusunun kurban olmasını Rabbimiz kabul etmedi. Onun yerine işte kurban edilmesi caiz olan hayvanları Rabbimiz emretti. Kurban olması gereken hayvanlar biliyorsunuz, koyun dediğimiz hayvan, keçi dediğimiz hayvan, bir de sığır cinsinden olan hayvanlar, bir de deve. Bunun dışında başka bir hayvan kabul edilmemiştir. Bunların da nasıl olacağını fıkıh kitapları inceden inceye açıklamıştır. Koyun ile keçi mutlaka bir yaşını doldurmuş olacak. Aman hata etmeyin. Vallahi kurban kesmiş olmazsınız. Sadaka olur, kurban olmaz. Koyunda bir istisna var. Bir yaşını doldurmamış olsa bile gözünü doldurabiliyorsa, bir yaşlık gibi iri ve canlı bir hayvansa bu da kabul edilir demiştir istisna olarak. Ama sığır cinsinde bu yok. Sığır cinsinden alacağınız kurbanlıklar mutlaka 2 yaşını doldurmuş, 3. yaşından gün olması lazım. 1,5 yaşındaki bir sığır, bir hayvan neyse, ne kadar iri, ne kadar cüsseli, ne kadar büyük görülse bile vallahi kurban olmaz, keserseniz kurban kesmiş olmazsınız. Anlamıyorsanız anlayan birisiyle gitmeniz lazım hayvan pazarına. Lütfen yanlış yapmayın. Deve dediğimiz hayvan da 5 yaşını doldurmuş, 6. yaşından gün almış olması lazım Müslümanlar. Kendi bildiğimizde yapamayız bu işi. Usulü var, adabı var, erkanı var. Kendi bildiğini yaparsan adet olmuş olur, Allah Resulü'nün gösterdiği gibi yaparsan ibadet olmuş olur. Adet başka şey, ibadet başka şey. Aman dikkat edin. Bir diğer husus da, hemen kesiyorum. Biliyorsunuz kurban kesmek için 6 tane sıfat lazım. Müslüman olacak 1, Allah gayrimüslimlerin kestiği hayvanı kurban kabul etmiyor. Gayrimüslim bir adam 100.000 hayvan kesse kurban olmuyor. Kurban Müslüman'a mahsustur. Müslüman olacak. 2, akil olacak. Akil demek aklı başında. Çocuklar ve deliler kurban kesemez. Baligh olacak.
Yani erginlik çağına girmiş olacak. 4. Nisaba malik olacak. 15 günden fazla kalmamak niyetiyle memleketine giden adam memlekette kurban kesemez. Keserse sadaka olur, kurban kesmemiş olur.